Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Erbil'i ziyaret etti. Fidan, Irak-Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve cephe yetkilileri tarafından karşılandı. Görüşmede Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf'un yanı sıra Irak-Türkmen Cephesi eski başkanlarından Saadettin Ergeç'le Sanan Ağa da hazır bulundu. Irak-Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ziyareti şöyle değerlendirdi. Tabii ki önemli ziyaretti. Bugün bakanımızla ikinci görüşmeni gerçekleştirdik. Hem Bağdat'ta bir Türkmen heyetiyle görüştü, hem de Erbil'de bir Türkmen heyetiyle görüştü. Bu da ne kadar Türkmen'in önemli olduğunu, Türkiye Devleti'nin soydaşlarının yanında her zaman durduğunu, siz de bilirsiniz, bizim Türkiye önemli bir ülkeydi. Ve Irak'tan da en iyi bir şekilde ilişkisi, en iyi seviyeye gelmesi bizim için önemlidir. Her iki ülke için önemlidir. Biz Türkmenler en iyi bir köprü olabildik iki devletin ortasında. Bakanımız da sağ olsun her iki konuşmasında, ister Bağdat'ta, ister Erbil'de onun üzerine vurguladı. Türkmenler bizim kardeşimizdi. Bu Türkmenlerden hiçbir şekilde biz Türkiye olarak vazgeçmeyeceğiz. Önümüzde yerel seçim var. Teşvik etti bütün Türkmenleri yerel seçime katılsınlar. İnşallah biz de Türkmen halkı olarak, Türkmen milleti olarak, partiler ve Irak Türkmen Cephesi olarak bir liste kurmuşuk. İnşallah o listede hayırlı uğurlu olur. Özellikle de Kerçüş'te, diğer vilayetlerde de Tel Afar'ı konuştuk, Erbil'i konuştuk, Çifrin'i konuştuk, Musul'u, Tuz Kurmatı'nı. İnşallah umarım bu gibi ziyaretler hem iki ülkenin hayrinde olur, aynı zamanda da Türkmen toplumunun ciddi bir şekilde, olumlu bir şekilde etkilenmesini beklemekteyiz. Bu ziyaret kapsamında Bağdat'ta, Erbil'de Türkmenlerle, özellikle Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen yetkilileriyle yapılan görüşmede bu Irak Türkmenler için bir moral kaynağıdır, manevi bir anlam taşımaktadır. Biz Iraklı Türkmenler her zaman Türkiye ile işte Bağdat arasında olan ilişkiler, Ankara'dan Erbil arasında olan ilişkilerin iyi olmasından yanayız. Biz önemli bir faktör, olumlu bir faktör olmak istiyoruz bu ilişkiler içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti bölgede, Orta Doğu'da önemli bir ülkede her zaman barıştan yana olup, her zaman birlikte yaşamayı, işte burada olan bütün insanlara hiçbir ayrım yapılmadan zor şartlar altında olan bütün etnikler, bütün insanlar, vatandaş Irak'ta olan, zor şartlarda olan Türkiye Cumhuriyeti her zaman Türk Kızılay'ı, APA, TİKA yoluyla diğer kurumlarıyla büyük bir destek sağlamıştır. Bugün de işte bu yapılan ziyaretler taraflar arasında ilişkilerinin olumlu etkiler. Ayrıca da işte bu ziyaret kapsamında da işte olan sorunlar, yani Irak'ta olan işte bu terör örgütünün PKK varlığının Irak'ta bulundurması gerçekten bu ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bir nevi Irak hükümeti bu terör örgütü PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin bölgede yok edilmesi önemlidir. Bu da işte Erbil, Ankara, işte Bağdat arasında olan bu güvenlik konusunda bir işbirliği yapılması önemlidir. Biz de Iraklı Türkmen olarak her zaman Bağdat, Ankara arasında olan, Ankara, Erbil arasında olan ilişkilerde önemli bir faktör olmak istiyoruz. Bu ilişkiler her zaman iyi olması için destek veriyoruz. Türkmenlerin varlığı Irak'ta önemlidir. Her zaman barıştan yana olup, her zaman diyalog ve hivar yoluyla haklarını korumaya çalışıp, bundan sonraki de dönemde de önemlidir bu süreç. Türkiye'den, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen heyetler, Irak'ı ziyaret eden heyetler, İşte Bağdat olsun, Kerkük olsun, Erbil olsun, Türkmenlerden görüştüğü zaman bu Türkmenler için bir moral kaynağıdır.